Ümit Akkoyunlu bizlerle birlikte Irak Türkmen Danışma Meclisi Başkanı. Hoş geldiniz. Siz tabii Ankara'dasınız ama gidiyorsunuz, geliyorsunuz ve meseleleri evet. takip ediyorsunuz. Şimdi bölgeden aldığınız son bilgiler nedir? Örneğin Kuzey Irak'ta Barzani'nin istifasından sonra kapıları alan Irak hükümeti etkinliğini tam olarak ilan edebildi mi, ifade edebildi mi? Ve özellikle Türkmenlerin oradaki durumu nedir? Biraz ayrıntılar vermeye başlayın bize. Bakılırsa bir ay önce bu Barzani'nin referandumunun sonucu ilan edildikten sonra ben bir yayın kuruluşunda Barzani bitmiştir dediğimde birçok basın mensubu, telefonlar ve kuruluşlar nereden çıkardın bunu filan gibi bir takım. Adam referandumunu yapıyor diye değil aynen mi? Öyle, güçlü biri. Aynen öyle. Tabii yanlış içinde çok yanlışlar vardı. Nitekim Barzani'nin bitişiyle sonuçlandı. Bu şuradan kaynaklanıyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Orada ne ilgim var? 1960 yılında Türkiye'ye geldiğimden beri Irak'ın Türkmenlerle ilgili bütün kuruluşlarında başkanlık görevi yaptım. Ve hep bu Türkmen meselesiyle ilgilendim. Dolayısıyla yakından takip ettiğiniz zaman olayları bugünkü gerçeği görmenizde yarar var. Bugünkü gerçek şu. Gerek Türkmenler için, gerek bölge halkları için bugüne kadar varılmış en iyi noktadayız. Şu bakımdan bu üç devleti ilgilendiren bir... İran, Irak, Türkiye. Evet. Bu üç devleti ilgilendiren ortak bazı şeyler var. Huzur, barış ve bölgenin barışıyla beraber zenginliğinden yararlanmak. Bugün sizin de anons ettiğiniz gibi harikulade bir haber var. Irak'ın restorasyonunda Türkiye'nin davet edilmesi, yer alması. Bizim yazılarımıza dikkat edilirse 15-20 seneden beri Türkiye'nin güçlü bir ülkenin olması nedeniyle Irak'ın iç işlerine karışmak değil. Oraya bir garantör, el uzatma, nitekim çeşitli kesitlerde de, zamanın kesitli dilimlerinde de bölgesel veya topluca yardımları da olmuştur Türkiye'nin. Bu Türkiye'nin büyüklüğünü gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin bu bölgedeki hassasiyetini gösteriyor. Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh ve cihanda sulh boşuna söylenmiş bir laf değil. Hı-hı. Yani yurtta huzur istiyorsanız... Yanlıştan dönülmesinin da, tahribatı gideriliyor evet, mu yani? Onu giderilecek, giderilecek. Hı-hı. Burada tek önemli bir şey akıl ve mantık kullanılması. Akıl dediğim zaman bu bölgede sadece bu ülkeler var. Bu ülkelerin dışındaki ülkeler, yabancı ülkeler, bugün gene sizin bildiğiniz gibi bazı gazetelerde terör örgütlerinin Soçi'de toplantıya çağrılması gibi, hı hı. Rusya ile Amerika düşman gibi görünen bir noktada ittifak ettiler. Çok ilginç. Ümit evet. Bey, şu dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanının Bakü dönüşü yaptığı evet. açıklamalarda Rusya ile mütabakatımız Afrin'i de kapsıyor derken, Rusya'nın YPG'yi davet edişine de tepki gösterilmesi burada bir dengenin bozukluğunu mu gösteriyor? Ne hayır, dersiniz? Hayır. Tam politikanın kendisidir bu. Yani bu bölgeye yabancı güçler bu bölgeyi de sadece tahribat isterler. Bazı çok tecrübeli politikacılarımız dünyada bazı görüşlerde Amerika buradan çekiliyor, oradan çekiliyor gibi bir takım yargılara varıyor. Hı hı. Amerika buradan çekiliyor ama ne bıraktı? Irak'ta 10 milyona yakın perişan olan göç bıraktı. 5 milyona yakın insan ölüm bıraktı. Saddam zamanı ve Saddam sonrasında gene Amerika'nın bıraktığı iz. Amerika başka ne bıraktı orada? Bölücülüğü bıraktı. Yani Amerika buradan çekiliyor. Orada izini bırakıyor. Tabii burada akıl ve mantık dediğimiz zaman yine Atatürk'e dönmek zorundayım. Atatürk laikliği ilan ettiği zaman bu bazının yorumladığı gibi din düşmanlığı vesaire değil. Hı hı. Demokrasiyi getirmenin tek yolu laikliktir. Çünkü dinde demokrasi olmaz. Demokrasi de dinler olur. Bakın çok basit bir denklem bu. Hiçbir dinde demokrasi olamaz. Eğer bir dinde demokrasi olsaydı Irak'ta, Suriye'de bu kadar insan insanı doğuramazdı değil mi? Kim kimi doğuruyor? Müslüman öteki Müslümanı doğuruyor. Mezhep savaşı. Aynı. Adı öyle. Mezhep savaşı, çıkar savaşı, mafya, yabancı güçlerin parçala yut politikası vesaire. Baktığınız zaman bu tehdit
bertaraf edilebildi mi peki Ümit Bey? Çünkü şimdi öyle görünüyor. Haçlı Şabi'nin varlığı, işte Şii Arap çekişmesi ya da İran'la efendim, karşı karşıya getirme. Efendim akıl dememin sebebi birlikte yaşama kültürü geliştiği zaman herkes rahata kavuşur. Birlikte yaşama kültürünü engelleyen en önemli faktör yabancı emperyal güçlerdir. Onlar hem etnik boğuşmayı körüklerler hem de dini mezhepsel çatışmaları da bunun tecrübeleri var yani bunu ben icat etmiyorum. Bölgede barışın ve huzurun olmaması ne demektir? Onların bu bölgenin zenginliklerini kullanmasıyla ilgilidir. Hı hı. Şöyle bir özetleme yapabilir miyiz? İran, Irak ve Türkiye eğer buna da Azerbaycan'ı katarsak bölgesel olarak dünyanın en büyük, en zengin bölgesidir. Dünyanın. Her ama bakımdan. Baktığımız zaman o ülkeler zengin ülke diye nitelendirilmiyor. Neden? İnsanlar fakir burada. Hı hı. Peki insanlar fakirse ne oldu bu doğal kaynaklara? Yabancılar kullandı. Yabancılar bunu kullanırken yabancıları suçlamak tabii ki mantıklıdır ve doğrudur da. Ama yabancı güçlerin bu bölgelerde elemanları var. İktidarı değiştiriyor, iktidara getiriyor, iktidardan alıyor, ihtilal yapıyor. Bir örnek verebilir miyim? Bağdat Park'tı, bilmem hatırlar mısınız? Kuruldu. Hı hı. Bağdat Park kuruldu. Pakistan, İran, Türkiye ve Irak. Bu dört ülkenin de bir süre sonra başbakanları idam edildi. Neden? Çünkü bunlar kendi arada bir birlik kurdular. Peki Avrupa'da Avrupa Birliği kurulurken Birleşik Amerika Devletleri 78 eyalet Birleşik Amerika Devleti şey derken biz niye birleşirken başbakanlarımız idam edilsin? Her birinin ayrı bir sebebi var. İdam edilmesinin başka sebepler var ama sonuca baktığınız zaman bu ülkeler bir araya gelmek istediği anda bile yok ediliyor. Ya ajanların cirit evet, attığı projelerin uygulamaya geçirmek istendiği bir saha burası. Yabancılara dikkat. Fakat kendi iç dinamiklerimizde de yabancılara hizmet edenlere de çok dikkat etmemiz lazım. Peki bu biz anlamda, onları seçmemeliyiz. Bu anlamda demin dediniz ki en iyi durumda şu anda son yıllardaki en iyi durumda dediniz. Şimdi neye geliyorum? Şimdi bir fırtına geldi geçti. Irak'ta 10 milyon perişan insan var. Bölge Irak parçalanma eşiğinden döndü. Hı hı. Bakın çok önemli döndü bir şey. Ama evet, net eşiğinden döndü. Net konuşuyorum şöyle diyorum. Biz çeşitli uluslararası toplantılarda bizzat benim dile getirdiğim bir olay var. Biz diyoruz ki biz bölgemizde yabancı bir başka devlet kurdurmayız, kurulursa da yaşatmayız. Bunun yüzlerce delili var. Birçok konuşmalarında bunu bahsediyorum. Neden? Biz Irak'ın parçalanmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü biz devlet hükümranlığı gelen bir milletiz. 4000 yıllık bir geçmişimiz var. Hep devletler kurmuşuz. Hep devletler kurduğumuz zaman da hiç kimseyi azınlık saymamışız, katliamı yapmamışız, ayırmamışız. Hatta kurtarıcı olmuşuz. Bakın Afrika ülkelerinde bir tane Türk yok şu anda. Ama bir Afrika ülkelerinin, Kuzey Afrika'nın tamamı yüzyıllarca Türklerin hakimiyetinde kalmış. Aynı asırda 3 tane büyük devlet kuran başka hiçbir millet yok. Neden? Çünkü kurabiliyor. Yani devlet geleneğine inanmış bir toplum olarak Türkmenlere dönelim. Irak'ın parçalanmasını istemiyoruz. Onun için de çok uğraştık ve çok özellikle Türkiye'de faaliyet gösterdik. Yani bu 36. paralellerden başlayan aldatmacayla ve aşılayan Kürdistan'ın kurulmasına maalesef Türk siyasetçileri de çok alet oldular. 3-4 kere meclisten 36. paralel onayı geçti. 36. paralel değil mi? De, Özal döneminden başlayarak. Efendim işte Özal veya mesele o değil. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 36. paralelin yani Irak'ın kuzeyindeki bir bölgenin yani bugünkü deyimle Kürdistan bölgesinin uçuşa yasak, Saddam'ın müdahalesine yasak bilen edildi mi? Edildi. 36. paralelde Kürt bölgesinin bir kısmı 34'e kadar iniyor. Onlar da gene koruma altına aldı nedense. Yani 36. paralelle de uyulmadı. Ama bir şey yaratıldı. Burada bir iklim yaratıldı. Bu iklimin değerini Kürtlerin liderleri bilemedi. Bakın biz hep yanlış yapıyoruz.
genel olarak terminolojide yanlış yapılır. İşte Türkmenler, Kürtler ve Araplar. Doğru. Bunlar birer milletin parçalarıdır. Ama bir de bunları yönetenler var. Dolayısıyla mesela Kürtler dediğimiz zaman neden o halkı biz tümüyle ele alıyoruz? Kürtler bugün birkaç tane partiyle idare ediliyor. Bir tanesi Barzani'ydi, iflas etti, bitti. Tam o sırada gene benim belki 2-3 seneden beri dile getirdiğim bir şey var. Talabani buzdolabından çıkarıldı, getirildi. Talabani ölmüştü. Neden? Bu düzeyde bir Kürtlerin liderliğini bir tarafa bırakalım, yeniden şekillendirelim. Şimdi o zaman şurayı biraz netleştirelim. Hı. Bu bölgede işte ta o dönemden 36. paralel mevzusundan başlayarak Büyük Orta Doğu Projesi'nden söz edildi. Ve siz diyorsunuz ki şimdi Irak parçalanmanın eşiğinden döndü diyorsunuz. Peki bu durumda bu bitti mi? Şimdi bitmez. Çünkü bunu yazan yazar da aynı şeyi sonunda diyor ki eğer diyor Büyük Orta Doğu projesi başarısızlıkla sonuçlanırsa Amerika'ya büyük bir kayba uğrar. Hatta yok olur diyor, bu projeni çok önemsiyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir proje vardır. Bu projenin ister temsilciliğini yapsın, ister taraftarı olsun, bu ülkelerde, bu konu edilen ülkelerde taraftarları vardı. Siyasi eylemleri vardı. Hatta çok büyük destekleri de vardı. Hatta işte bir şehrimizi de neredeyse başkent ilan edecekler noktasında idik. Hı hı. Görüşmeler yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Gerçeğe aykırı bir şey ile sonuçlandı. Bu halklar, Kürtler, Araplar, Türkmenler, Yezidiler, Asürler birlikte yaşama kültürüne sahip. Asırlardır böyle yaşamışlar. Bunlar bu liderleri istemiyor. Bu liderler kendi kendilerine hareket ettikleri için Barzani bitmiştir diyebildim ben bir ay önce. Hı hı. Niye bitti? Çünkü bitti. Bütün dünya şimdi Barzani bittiğini ilan ediyor. Niye en iyi noktaya geldik? Şimdi yüzeye baktığımız zaman üç ülke ilk defa ortak bazı paydalarda birleşiyorlar. Bu ortak payda nedir? Bu bölgenin barışını sağlamak. Mesele ne oluyor o zaman? Bu üç ülke bir araya geldiği zaman kendi aralarında bu bölgeyi nasıl idare edeceklerini karar verdiklerinde de kendi iç dinamiklerini de gözün önünde bulmaları lazım. Yani demokratikleşmeleri lazım. Öyle bir sürecin başlaması evet, gerekiyor diyorsunuz. Bu bir başlangıç. Peki bir ayrıntı daha var önemli. Tabii. Barzani bitti derken kimileri Barzani'nin Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yaptığını iddia etti. Kimileri de mesela Goran Hareketi de Barzani'nin bütün yetkilerinin halen Kürdistan Demokrat Partisi'nde olduğunu söyleyerek gücünün devam ettiğini söylüyorlar. Bu durumda hani başka türlü bir pazarlık geliyor olabilir mi önünüzdeki efendim, süreçte? Efendim şimdi bakın çok şey söylenir tabii. Her söylenene inanmak meselesi değil. Her söylenen doğru olmaz. Şimdi bir adam çıkıyor diyor ki ben referandumu yapacağım. Bu referandumun amacı Kürt halkının kendisine göre, kendisi temsil ediyor Kürt halkını. Kürt halkının bir devlet kurma ya evet veya hayır demesini ortaya koyuyor. Halk sahte oylarla ki belgeler var bizde, yüzde bilmem ne kadarla bunu şey ediyor, destekliyor. Peki Barzani hangi noktadadır şimdi? Halkın %92 desteğini aldığı halde Kürtlerin devleti kurmak için oy verdiği halde Barzani nerede? Yerin dibinde. Hani devlet? Dolayısıyla stratejik olarak zaten yanlıştı. Hı hı. Bu bir. İkincisi burada üç tane ayrı devlet var. Bu üç tane devletin iç dinamiklerinde üç tane çok tarihi geçmişi olan yüksek derecede kültüre sahip milletlerdir bunlar. Farslar, Araplar ve Türkler. Şimdi bunların arasında ayrı bir yapay devlet kur. Üçü de ona karşı çıksın ve onların parçalamaya yönelik bir şey kur. Bu hayalden başka bir şeydi. Bu projesi olsa bile. Bu projesi burada... Şimdi bu arada bir sözünüzü kesmek istemiyorum tabii. Da İlhan Uzgel bazı konularda size katılmamış. Profesör İlhan Uzgel siyasaldan çok kıymetli hocalarımızdan biriydi. Geçen hafta da onunla değerlendirmiştik bölgeyi. Bob yazarı kim çok merak ettim demiş. Onu keşke sorsanız demiş. Brejanski. Brejanski evet. Diyorsunuz. İlhan Bey. Yani ben öyle bir siyasetçi değilim, onu söyleyeyim.
Evet. Ben sadece bir Türkmenim, basit bir Türkmen. Doğrulara inanan bir insanım ama Türkmen dediğim zaman, basit bir Türkmen dediğim zaman kendi milletimi seven, onun eziyete çekmesini istemeyen, Rozan'dan sonra katman katman zulüm altında kalan bir milletten söz ediyorum. Bakın, dikkat edin. Türkmenler diğer kavimlere benzemiyor. Nasıl benzemiyor? Ne teröre bulaşırlar, ne de herhangi bir oturdukları devletin bütünlüğüne karşı bir eylem girerler. Uyumlu. Uyumlu. Neden? Çünkü kültürlü. Peki bunlar nerede yaşıyor? Bakın, şeyden Azerbaycan'dan Akdeniz'e kadar bir kuşaktır. Bu Osmanlılar zamanından beri zaten uç beylikleri olarak belirlenmiş ve Türkiye'nin güvenliği bu bölgededir. Yani bu Türkmenlerin gerek kendi devletlerine bağlılıkları, gerekse Türkiye ile olan etnik bağımlılıkları ve doğruları bir ön planda tutmaları bu bölgenin istikrarının ana unsurudur. Ama bu potansiyel hiç işlenmiyor. Benim Suriye'de yaptığım toplantılarda bu bölgenin 5 ülke 5 deniz prensibiyle hareket edildiği zaman 5 ülkede 5 deniz Türkmenlerin en yoğun olduğu ve bir kuşak teşkil ettiği bir bölgedir. Hatta, ama işte IŞİD giriyor, temizliyor. Şu an Suriye'nin de kuzeyinden söz ediliyor. Efendim, tıpkı Irak'ın kuzeyi gibi. Efendim, şimdi meseleyi biraz derinleştirdiğin zaman şöyle bir tespitim var benim ki görürsünüz de onu. Yabancı güçler burada parçalamak için PKK'yı desteklerler. Rusya PYD'yi destekliyor şimdi. Hani bizim dostumuzdu, müttefikimizdi. Dolayısıyla bunlar konjonktürel olaylarda Batı devletleri, daha doğrusu emperyal güçler önce kendi çıkarlarını düşünürler. Kendi çıkarlarını düşünürken hangi uşak kendine daha çok hizmet eder onu planı çıkarır. Mesela birinci uşak diyelim ki bir referandumda kaybetti. Onu atarlar, yerine başka bir adam koyarlar. Şimdi bölgesel geleceği görmek açısından biraz ayrıntılı, hani fırtına geçti, Irak parçalamanın eşiğinde döndü, şu an durum iyi derken, Türkmenlerin hakları, işte Kerkük'ün, Musul'un durumu, işte Erbil, Kuzey Irak'a yönelik Irak Merkezi Hükümeti ile başlatılan o çalışmalar, bir yerde sekteye uğrama ihtimali olabilir mi diye endişeler var da o açıdan soruyorum. Çünkü sonuçta Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri de anlaştılar, yani bölge ülkeleri ne derse desin, hani karşıtlaşırlarsa. Elbette. Şimdi yani ben tabii hem siyasetçi değilim hem de politikadan çok fazla anlamam. Hı hı. Ama fiili durumu ben ama hani... fiili duruma bakacak olursanız bir devlet komşularla iyi geçinmek zorundadır. Yani ona düşmanlık, onu yıkmak, orayı parçalamak gibi bir niyeti olamaz. Yani ama Türkiye, Suriye'den son yapılan işte, açıklamada İdlib'deki Türk askeri varlığı işgalci olarak nitelendi mesela. Onu, ama Astana'da da ilan edildi. Astana'dan da sonra da işte Soçi'de toplanacak şeyde terör grupları davet edildi. Dolayısıyla bu karmaşanın içinde neden düzlüğe çıkıldı diyorum. Geçti bir, yani bir resim olarak şimdi çektiğiniz zaman şu andaki durumumuz iyi. Neden? Bakın, Irak'ta merkezi hükümet, yani bir devlet olarak, devletin kendine göre bir takım sıkıntıları olabilir. Devletin kendine göre bir takım etnik grupları diğerlerine göre farklı biçimde değerlendirebilir ama genel olarak varınan nokta şu anda zemin olarak üç büyük devletin, bölge devletinin birbiriyle anlaşacağı en iyi zemindedir. Bu en iyi zemini akıllı bir şekilde üç devlet kullanırsa başarılı olur. Bu üç devletin de evvela demokratikleşmesi lazım. Bu da halkın dinamiklerini göz önünde tutarak yapılması gereken bir şeydir. Ben istedim diye olmuyor. Ne de bir başbakanın gelin demokratikleşelim demesiyle olmaz. Bu halkın dinamiklerinin iyi değerlendirilmesi olur. Yani bir başka deyimle demokratik, layık devletler seviyesine gelmenin ilk adımı olarak görüyorum ben. Ama buna hiç kimse izin vermeyebilir. O zaman bir noktayla hemen sonlandırıyorum. Şimdi her insanın, başta Türkiye'deki her insanın şunu düşünmesi lazım. Buna başkaları izin vermez gibi bir aşağılık şeyine katılacağımıza ben başarırım demek lazım. Evet. Dolayısıyla yabancıları da biz niye suç arıyoruz? Geldi buraya. O da tabii oradaki petrolü kullanacak. Sen doğrudur. Sen doğrudur. Bir de sen adamını seç.
Sen doğru hareket et. Birlikte hareket et ve konuş. E şimdi bakıyorsunuz ki üç büyük devlette de konuşma özgürlüğü yok. Çok affedersiniz. Ha biraz var. Ben biraz sonra konuşsam kim bilir ne kadar suç işlerim. Bilmiyorum bir de ne suç işleyeceğim. Hı-hı. Doğru konuştuğunuz zaman ölçemezsiniz. Yani doğru dediğiniz zaman... Birilerini rahatsız edebilir. Evet, o birileri niye rahatsız oluyor? O da anlamak mümkün değil. Rahatsız olmamız lazım. O zaman lazım. Sizin sözlerinizi özetleyecek olursak artık süreyi sağlıklı kullanmak açısından bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi demokratikleşmesi, layık olması esastır. Çünkü bakın Irak'ta mezhep çatışmasına çok zarar görüldü. Ondan IŞİD türedi. Değil mi? IŞİD, Sünni mezheplerin bir araya gelmesidir. Daha çok ilginç şeyler var. Bir de yasaklar var tabii. Onun için her şeyi de söylemek zor. Evet. Ama burada siz yine de özgür olun. Biz yine de içimizden geldiği gibi... Ben daima özgürüm. Uyarılarımızı yapmak daima, istiyoruz şimdi, yani. Daima özgürüm de... hani bir fıkra vardır. Bir doktor şeyleri klinikteki delileri ıslah etmeye çalışmış. Bir adamın fare olmadığını 5-6 sene ikna ettikten sonra serbest bırakılmış. Demiş ki artık ben insanım, fare değilim demiş. Jüri toplanmış. Sen kimsin? Ben işte Mehmet'im. Peki sen fare değil misin? Ne faresi canım efendim? Ben babam filan. Yani adam tamamen şey, ben fare değilim demiş. Çıkmış bir saat sonra koşa koşa nerede benim doktor demiş. Doktorunu bulmuşlar. Doktora demiş ki sen bana fare olmadığımı anlattın ama bunu kedilere anlatmamışsın. Dolayısıyla biz kendi kendimize şu iyidir bu iyidir dediğimiz zaman kendi yargılarımızla karar veriyoruz. Ama başkaları aynı şekilde algılamadığı için sıkıntı yaşıyoruz bu bölgede. Bu bölgede 15 milyon Müslümanı, 15 milyon Müslümanı gene Müslümanlar öldürmüş. Ya işte problem bu. Evet, evet. Mesajlarınız anlamlı ve önemli. Önümüzdeki süreçte dileriz ki sizin dediğiniz gibi birlik beraberlik içinde kararlar alınsın. Ki şu kazanılmış hava kaybedilmemiş olsun bölge ülkeleri i̇nşallah. İçin. Huzurun ışığı göründü çünkü anladığım öyle kadarıyla. Öyle görünüyor yani zemin hazırlandı. Şimdi her binlerce kilometrelik mesafelerin daima bir adımla başladığını unutmayın. Bu bir Çin atasözüdür. Evet. Minik minik adımlar da olsa önemli diyorsunuz. Bir tek adımla başlar hep. Evet. Hep öyle olmuştur. Umarım bu bölgedeki insanların huzuru, barış içinde birbiriyle birlikte yaşamaları, kültürünü benimsemeleri uzun sürmez. Umarım burada yöneticilerin tamamı, üç büyük ülkenin de tamamının yöneticileri şu aklı serime başvururlar. Halkın gücü, halkın dinamikleri çok önemlidir. Geçici şeyler adı üstünde zaten makamlar vesaire bir şey getirmez bu ülkeye. Evet, umarız aynı şekilde dünyada insanların toplu huzuru için, mutluluğu için diyelim zaten hümanist ve sizin ifade ettiğiniz gibi Atatürk'ün o yurtta barış, dünyada barış sözüyle beraber hareket etmemiz gerektiğini anlamış olduk. Dersler çıkaralım bari hiç değilse hükümet bazında diyorum. Bunca zaman yapılan yanlışlardan geri dönülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak çok teşekkür ederiz. İnşallah efendim, teşekkür ederim. Sağ olun.